Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Almanya'da Bauhaus'tayız. İnşaat takım çantası bakıyorum. O kadar güzel fiyatlara takım çantaları var ki görmenizi istiyorum. İleride iş kurmak isteyenler ya da inşaat işlerinde işte ben bu işi yapacağım diyenler için muazzammış. Hemen gösteriyorum size. Bakın mesela Stanley'in devasa şeyi 77 euro. Onun dışında bu ne kadarmış? Bu onun mu şunu mu mesela, bakın şunlar 22 euro, 14 euro, yani 15 euro diyebilirsin. 29 euro bu takım mı, 29 euro anlamadım. Şunun fiyatı nerede yazıyor? Şu 29 euro mu acaba? Nein, bu biraz daha çok para. Olması gibi. Yukarıdaki devasa olan sandık 59 euro. Ya vallahi cennete girmiş gibiyim. O kadar büyük şeyler var ki burada. Bakın mesela bu. Bir araba ayarlayacaksın. İşte arabana böyle raflar yapacaksın. Bunları da koymak için. Burada işte böyle takım çantası var. Şunu bir açmak istiyorum. Nasıl bir şey görmek için. Aa, boş ama güzel. Devasa. Güzel. Çok güzel şeyler var. Bunun işte matkap uçları Bauhaus'tan. Ne kadarmış bunlar? Ha, 10.95. Gayet güzel. Çok güzel şeyler var. Bakın burada. Şu çantayı bir açabilsem. Nasıl açılıyor? Ha. Wow. Çok güzelmiş. İçi de böyle. Böyle. Bu da böyle. Şurada da bir devasa bir şey var. Bakın bu devasa. 95 euro. 94 euro. Ha, neyse. Çok fark etti sanki. Stesoy tesisatçı çantası ne kadarmış? 89 euro. Ya 89'dur. Yok, budur. Aynen. 28,5, çok pahalı diyecektim ona. Bunlar 37 euro. Çantaları bile satıyorlar. Şu büyük olanı 75 euro. Şu kazaklar kaç para? Bakın üstte fiyatları yazıyor. Ama çok kaliteli. Kışın çalışanlar için dışarıda da giyebilirsin. Çok güzel şeyler var burada. Elektrikçiler için prizden tanesi kaç para lan? Ha, bu tuşun tek mi istedi? Ha yok. Çerçevesi de burada. Çerçevesi burada. Bu da bu. Kaç paraymış bunu? 4 euro. Hani malzeme burada çok pahalı değil. Sıva üstü. Ha, zil bu herhalde. 10 euro. Bu ne? Lamba. İşte apartman lambası gibi de kullanabilirsin. Şantiye işi. İlginç. Şu priz var. Ne kadarmış bu priz? Ha, 13 euroymuş, yukarıda yazıyor. İlginç şeyler var. Hepsinin fiyatı yazıyor arkadaşlar üzerinde. Ses biraz iyi gelmeyebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Klemez ne kadar iyi. Bakın arkadaşlar, sanayi işi kablolar. Bu şey makinesi, alçı makinesi olan arkadaşlar için. Görüyor musunuz? 11 euro. Vallahi bedava. Şu kaç metrekmiş? Çok uzun değil mi? Çok uzun. 24 euro. İlginç. Ama şu makara ne kadarmış? 89 euro. Bağolsun. Şurada ucuzları da var. Bak şu. Şu 28 euro. Kaç metre? Ha, makara sadece 28 euro. Bu 115 euro. Sanayi işi. Görüyor musun? Evet. Güzel. Prizler burada. Fiyatları yazıyor. Devasa güzel bir yer. Kapı zili mi bunlar? Evet. Kapı zili böyle. Evet. Güzel. Çok ilginç şeyler var. Bu ne ya? Aa, ilginç. Bu ısı ölçer mi? Ha, saat de varmış ucunda. İlginç. Devam ediyoruz. Takip edin arkadaşlar. Takipte kalın. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu mobilya montajı yapan arkadaşlar için bile. Mobilya iki parça bir araya tutturmak için kelepçeler var burada. Bir sürü bir sürü. Fiyatları zaten üzerinde yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Vallahi çok beğendim. Çok muazzam yer. Böyle içine girip kaybolasın geliyor. Şu bak, araba için çok iyi olur. Araba içine.
minibüs içine inşaat işleri yapıyorsan böyle arabalar şey yapacaksın. Hem indirip kaldırması kolay olsun. Hem arabada sabit de şey yapabiliyorsun. Evet, güzel. Gayet güzel. Bu ne bezi? Temizlik bezi sanırım. 5.50. İlginç. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın burada kompresörler var. Havalı kompresörler. 185, 289 euro. 339 euro. Devasa bak böyle içindekiler de şurada. Boya tabancası, zımba vesaire, matkap vesaire vesaire birçok şey var içinde. Görüyor musun bu matkabı? Oho devasa. Burada da şey var, fan var, lehim makineleri var. Silikon eritme, fan, birçok şey var burada. Testere bölümü görüyor musunuz? Böyle gösteriyorum ben size. Evet arkadaşlar bakın. Bunlar çalışan inşaatçı pantolonları. Burada beyaz olanı var alçıcı. Siyahı bilmiyorum ne iş yapıyor. Üzerinden kağıt işte. Fiyatları burada. Gayet güzel ya. Ayakkabılar, güvenlikli ayakkabılar, çizmeler, kazaklar, montlar birçok şey var ya bura. Değişik büyük bir yer. Video çekiyorum ama inşallah biri bir şey demez. Pantolon fiyatları burada. Yağmurluk orada. Birçok şey var burada bakacağım. Şu pantolonu merak ettim. 24 euro. Hani bunlar alçıcı pantolonu. Güzel. Şöyle göstereyim. Bakın temizlik işi yapan arkadaşlar için fiyatları burada. Evet. Şurada da var. İlginç. Ve bütün işi yapmak için hatta şöyle saplı olan varmış cam silmek için. 40 euro. Fiyatları yazıyor net. Görünüyor mu bilmiyorum ama tabanca ağızları her şey var. Deterjanları çok ilginç ama şöyle bir cihaz alınır eve. Ya eve derken işte iş burada temizlik inşaatlarda önemli. İnşaat işi yapıyorsan her yeri yıkayıp temizlemen lazım. Oha bak işte ben özür diliyorum oha dedim ama şu makine işte şöyle bir takım ales ne kadar mal olur? 50, 100, 150, 200, 300, 500 euroya ben inşaat işlerinin malzemesini full tamamlarım. Bu nasıl bir şey ya? Çok iyiymiş. Harbiden çok güzel. Böyle bütün takımını yapacağım, arabana koyacağım ve çalışmaya başlayacağım. Merdiven de böyle. Valla. Tabii böyle bir şey de benim almam lazım. İnşaat işleri yapacaksam böyle şeyler alman lazım. Full kadro çalışmak gerçekten güzel. Bakın matkaplar burada. İlginç. Vallahi daha neler göreceğiz. Hadi bakalım. Çok güzel şeyler var. Fiyatları görünüyor mu bilmiyorum. Güzel. Baksanıza neler yok ki burada neler yok ki. Eyvah ya. Çok muazzam şeyler var arkadaşlar burada. Yani Almanya'da inşaat malzemesi almak hayal değil. Muazzam. Cidden çok güzel. Her şey var. Vallahi çıkmak istemiyorum buradan. Son olarak da şöyle merdivenleri göstereyim de. Bugün inşaat malzemeleri adına birçok şey gösterdim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yayını beğenin. Çok güzel şeyler var. Harbi söyleyeyim. Muazzam derecede. Devasa merdivenler. Baksanıza fiyatlarına şaka gibi. Türkiye'de bunlar kaç paraya olurdu? Ya da ne kadar para öderdi? Gerçekten şaka gibi ya. Her şey var. Sadece merdiven bölümüne baksana. Devasa bir bölüm ayırmışlar merdivene. İlginç. Raflar. Ahşap raflar, wow, çok iyiymiş yukarıdaki. Süs eşyaları. Gayet güzel, bu da burada da ahşap hastası olanlar için muazzam derecede güzel ahşap parçaları var. Ben ahşapçıyım arkadaşlar, mobilya çıkışlı olduğum için. Çok güzel duruyor yani. Çok güzel.
Son olarak arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalı beğenip abone olun. Bugün sizlere Bauhaus'u gezdirdim. Bakalım daha neler neler göreceğiz. İnşaat adına normal çalışmak isteyen işte diğer arkadaşlara merak ettikleri bütün her şeyi göstermeye çalışıyorum. Bugün Bauhaus'tayız, bakalım bundan sonraki videolarımızda nerelerde olacağız. Hoşçakalın.